Efendim merhabalar. Bugün 29 Temmuz Perşembe. Ay ne çabuk geçti, ne çabuk bitti değil mi? Son günlerine geldik ayın. Artık Ağustos ayına yakındayız. Çok sıcak günler var. Biraz sonra onunla ilgili bir haber de sunacağız sizlere. Bu videomuzda sizlere dünün yani 28 Temmuz Çarşamba gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberleri tamamına magazinkolik.com sitemize girerek rahatlıkla okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şu anda Facebook'tan canlı yayında, Instagram ve YouTube içinde de bant yayın çekiyoruz. Bu konuştuğumuz, yorumladığımız haberlerin videosunu ekledikten sonra her üç platformda da gene sizlerle birlikte olacağız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen haberlerimize geçmek istiyorum. Dünün son dakika haberi Nil Burak'ın Kıbrıs'ta hastaneye kaldırılmasıydı. Acilen ameliyata alınması ve yoğun bakım ünitesinde yatmasıydı. Ben konuştum. Kıbrıs'taki yakınlarıyla konuştum. Nil Burak bağırsak yapışması, ince bağırsak yapışması denilen ve insanlarda sıkça görülebilen bir hastalıkla karşılaşmış ve acilen ameliyata alınmış. Şu anda kendisi bugün ikinci günü halen yoğun bakımda. Onunla ilgili haberleri tabii yarın size tam olarak vereceğiz. Ama durumu stabil ve iyi gözüküyor. Biz buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Nil Burak'a. Dünün en çok okunan haberine gelince Bill Gates'in özel yatıyla, ultra süper lüks yatıyla Bodrum'a gelmesi ve Bodrum'da ciddi paralar harcamasıydı. Dünün en çok okunan haberi bu oldu. Dünün en çok okunan ikinci haberine gelince Şevval Şahin, biliyorsunuz, Marcus Aral'la sıkıntılar yaşamıştı ayrıldıktan sonra. Yeni sevgilisini Marcus Aral denize atmıştı ve sonra tekrar barışmışlardı. Bu barışmanın arkasında bir şantaj kaseti olduğu söyleniyor ve Şevval Şahin'in bu kasetle tehdit edildiği tahmin ediliyor. Haberimizde detaylarını okuyabilirsiniz. Dün mahkeme haberi çok fazlaydı. Adli olaylar çok fazlaydı. Bunlardan bir tanesi Berdan Mardini, biliyorsunuz, eşinden boşanmıştı. Sonra eşinin arabası kurşunlanmıştı. Ve Filiz Mardini şimdi bir savcılığa başvurdu ve uzaklaştırma kararı istedi. Herhalde çıkacaktır. Emre Aşık'la Yağmur Sarnıç, bunlar da boşanan bir çift ve bunların da mücadeleleri, hukuk mücadeleleri devam ediyor. En son Emre Aşık'a ve evdeki bakıcıya hapis cezası çıktı. Onunla ilgili haberimizde okuyabilirsiniz detaylarını. Gene bir adli haber. Halil Sezai, biliyorsunuz, komşunu dövdüğü için hapis yatmıştı. Hapisten çıktı ama herhalde uslanmamış olacak ki onu gördüğüm yerde döveceğim, öldüreceğim şeklinde laflar söyledi. Komşusu da tabii ne yaptı? Gitti savcılığa başvurdu ve soruşturma açıldı Halil Sezai hakkında. Bakalım sonuç ne olacak? Timur Acar, Eda Özerkan, bu camianın en mutlu çiftlerinden bir tanesi. Allah bozmasın, çocuklarıyla beraber tatillerini bitirdi. Özellikle Timur Acar ve hemen film setine gitti, dizi setine gitti ve işlerine döndü. Bizim için tatil bitti dedi. Mehmet Ali Erbil günlerdir Gökhan Çınar'ın TV8'deki programına katılıyor, biliyorsunuz. Orada annesiyle ilgili çok yürek burkan, iç yakan itiraflarda bulundu. Bu da haberde çok okunan haberlerimizden bir tanesi oldu. Efendim, videonun başında belirttiğim gibi hava sıcaklıklarına aman dikkat, özellikle İstanbul. Hissedilen sıcaklık 50 derece olacak. Bu önümüzdeki 3 gün gerçekten çok dikkat etmemiz gereken, çok kendimizi korumamız gereken günler. Onun için diyorum ki lütfen hava sıcaklıklarına karşı yazımızı okuyun ve neler yapılması gerektiği yazımızda zaten son derece açık açık yazıyor. Bu sıcaklara kendimizi kaptırmayalım. Aman sağlığımıza dikkat. Efendim Show Haber'de biliyorsunuz Ece Üner ayrılmış. Başka kanala transfer olmuştu. Şimdi Show ana haberin yeni sunucusu belli oldu. Kim o? Onu NTV'den tanıyoruz. Dilara Gönder Show TV'nin yeni ana haber sunucusu oldu. Bence doğru seçim, doğru yaklaşım, yakışır ve becerir gibi geliyor. Efendim Kıvanç Tatlıtuğ artık ünü Türkiye sınırlarını aşmaya başladı. Yabancı dizilerde konuk oyuncu olarak oynamaya başladı. Bu da onun bir yabancı dizide konuk değil, ana karakter olarak oynamasının yolunu açacaktır gibime geliyor. Belçika yapımı Netflix'in ünlü Into the Night filminde konuk olarak izleyebileceğiz Kıvanç Tatlıtuğ'u. Efendim Kefaret dizisi final yapıyor bu akşam. Biz size final bölümünün fragmanını ve bölüm özetini yayınladık. Haberimizde okuyabilirsiniz. Eğer diziyi izliyorsanız fragmanını izledikten sonra daha bilgili olarak izleyebilirsiniz. Sinemanın Kral ve Kraliçeleri seçilmişti. Dördüncüsü yapılmıştı bu sene. Ve ödül olarak bu seçilen oyuncu adaylarına eğitim verilmesi de vaat edilmişti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde. İşte yarışmanın organizasyon komitesi aldı yarışmacıları ve Müjdat Gezen'in evine götürdü, okuluna götürdü. Orada eğitime başlayacaklar. Müjdat Gezen'le birlikte fotoğraflarını da haberimizde görebilirsiniz. Neşe Aksoy eski sinema sanatçısı ve ses sanatçısı. Kendisi film şirketi kurdu efendim. Yeni filmini de çekiyor. Adı da Dal Film. Hayırlı uğurlu olsun diyelim buradan. Şevket Çoruh isyan etti. Neden isyan etti? Afganistanlı komedyen Nazar Mohammad'ın öldürülmesine, katledilmesine, daha doğrusu öldürülme demeyelim ona, katledilmesine büyük tepki gösterdi ve biz ülke olarak bu insanların yanında olamayız dedi. Taliban tarafından katledildiği açıklanmıştı Nazar Mohammad'ın. Hepimiz bu Şevket Çoruh'un hassasiyetine katılıyoruz. Açıkçası ben katılıyorum. Sizlerin de buna katılacağınıza inanıyorum. Efendim Ezgi Mola sevgilisiyle, nişanlısıyla beraber Alaçatı'da bir restoran açtı. Orada ünlü konuklarını ağırlıyor. İşte bunlardan bir paylaşım yaptı ve yeyin gari diyerek bir paylaşım yaptı. Güler yüzlü bir haber. Sitemizde okuyabilirsiniz. Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın ses getiren yarışmacılarından, finalistlerinden bir tanesi biliyorsunuz. O da Çeşme'de tatile gitmiş. Bikini resimleriyle gündemimize girdi. Haberini sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim yeni müzik haberleri var. Nedir bunlar? Mabel Matiz Harbiye'de ilk konserini verdi. Onunla ilgili bilgileri haberimizde görebilirsiniz. Cevher arabesk müziğinin yeni seslerinden ve geleceğe olan seslerinden bir tanesi. Feryat diye bir şarkı çıkardı. Sitemizde haberini okuyabilirsiniz. Ve yeni kuşak Erkoç. Kimdir bu? Biliyorsunuz Sinan Erkoç, Fatih Erkoç ve babaları müzisyen bir aileden geliyor. Babaları da Türkiye'nin ünlü uççularından biriydi, uç sanatçılarından biriydi. Şimdi de Serra Erkoç piyasaya çıktı. Fatih Erkoç'un desteğiyle, hatta düetiyle bir şarkı yaptılar. Müzik dünyasına hoş geldiniz diyoruz. Yeni şarkı yapanlardan bir tanesi de Bedük Kapılar diye bir şarkı yaptı ve o da müzik dünyasındaki yerini aldı. Efendim ben sözü fazla uzatmadan sizleri şu anda videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. Hepinize yarın görüşünceye kadar sağlıklı ve mutlu bir gün dilemeden önce bizi Facebook'ta ve Instagram'da takip etmeyi, YouTube kanalımıza da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Aman sıcaklara dikkat. Hoşça kalın.